şey değil. Psikolojik bunlar ya. Ömerciğim şimdi bak. Arabanın psikolojisi burada değişti. Yani gaza bu kadar az bastığımı ben bilmiyorum yalnız. Alışınca at 5'e. 5'e at. Beşe. Bırak 4'ü. Ne yapacaksın 4'ü? Ne bileyim, hatırı kalmasın. Anlatılan bu. Bak kaç metre oldu. Hala devirde bir düşme yok. Vakit var mı? Evet. Tamam. Tekrar o rampayı çıkalım. Tamam. Bakalım neler yaşayacağız arkadaşlar. Hayırlısı. Şu andaydı o zaman. Yani. Tamam. Anlatılan bu. Bak kaç metre oldu. Hala devirde bir düşme yok. Ya, evet, artık frene basayım. Abi yol bitti. Yoksa yani daha sorun değil evet. Ama hani daha gidiyormuş evet. Yok şimdi gazdan ayağa çekince devir uzun bir süre sabit kaldı. Evet. Çok yavaş, çok yavaş bir gerileme oldu. Yani gaza bu kadar az bastığımı ben bilmiyorum yalnız. Atmosferik bir motor olduğu için biraz daha anam. Abi gidiyoruz bak. Şimdi araç atmosferik olduğu için biraz gazla beslemem gerekiyor normalde. Ama yok. Yani ufacık dokunuşlarla hakikaten gerekli ivmelenmeyi alıyor. İstediğim ivmelenmeyi alıyor en azından. Vallahi bugüne kadar... Bak hala gidiyor. Evet. Ya şu alışkan... Lafını balla kestim. Kusura bakma. Estağfurullah. Hiç önemli değil. Sen konuş zaten. Vites değiştirmeden, düşürmeden gitmeyi deneyeceğim. Dur bakayım. Çektim ayağımı. Yokuş çıkıyoruz evet, arkadaşlar. Evet, yokuş çıkıyoruz. Evet. Vay arkadaş. Hiç şey yapmadan bu. Sağdan abi dönelim. Abi bir silkele be. Hayır. Böyle falan bir şey yap. Değil mi? İnsan onu bekliyor. Vay arkadaş. At 5'e. 5'e at. Beşe. Bırak 4'ü. Ne yapacaksın 4'ü? Ne bileyim, hatırı kalmasın. Evet sevgili VGT takipçileri, ben giriş yapmayı unuttum. Ömer geldi. Ömer'le beraberiz. Chevrolet Aveo aracında. Şu an VGT deneyimi yaşıyor. Açık konuşmak gerekirse internette bulduğum neredeyse bütün videoları izledim. Bir acaba var. Hakikaten bir denenmesi gerekiyormuş. Değil mi? Kesinlikle bir denenmesi gerekiyormuş. Ne kadar anlatılsa... Çektim ayağımı. Bak şunu çok merak ediyorum gerçekten. Bak şuradan daha net arkadaşlar görürler. Tuta tuta iniyor devir. İnmiyor hatta. Çok enteresan ya. Şu an gaza dokundu. Gerçekten devirlenme iyi. Peki şu olay, sizin bir şey muhabbetiniz var. 3 kere tokatla 4.'de bir miktar evet, var. Evet. Şimdi onu yapalım seninle beraber. Tamam. Aman dikkat. Orada da var aynısı. Sevgili belediye tatilde falan belediye galiba. Lütfen. Şimdi abi düzlüğe çıktık, önümüzde boş. Tatlı tamam. Tatlı pedalı ezmeni rica edeceğim. Tamam. Hızlanmayı aldın, kitle ayağını şimdi. Şimdi sabit tutuyorsun ayağını evet, değil mi? Evet sabit. Ama hızlanıyoruz. Aynen. Çek ayağını bir daha bas aynı oranda. Yaptım. Bir daha. Yaptım. Sabit tut. Ne yapıyor abi? Gidiyor. 83, 85, 84 olduk. Gidiyor. Ben yine çektim ayağımı. Evet çünkü keskin viraja, tehlikeli bir viraja geleceğiz. Maalesef. Bir de sahil yolu. Limitimiz 80. Aynen. Olmuyorum. Samatya'ya bakıyorum. Çünkü rampalar problemim demiştim. Evet rampalar. Samatya'ya çıkabiliriz. Evet Samatya'ya, oradan trafiğimiz de yok. Çok Lüleburgazlı abinin çıktığı yerden çıkacağız. Aynen aynen. Tanıdım o yolu çünkü. Sağdan çıkış yapalım. İleriden soldan U dönüşü. Bu arada şu an gazı bırakabilirsin. Şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten doğru düzgün gaz vermiyorum. Evet. Açık konuşmak gerekirse doğru düzgün gaz vermiyorum. Evet. Vitesten de düşme. Frene de dokunmuyorum. Sorun değil. Arkadaşlar şu an 40 ile gidiyoruz. 5. vites. 37, 36. Basıyorum birazcık. Çok az dokun. Çek bir daha dokun. Sabit tut ayağını. Mümkün, ne yapıyor abi? Mümkün değil. Yani ben orada 30'lara indikten sonra en azından bir 3. vitese, 4 bile demiyorum, 3. vitese düşürürdüm arabayı. Değil mi? Kesinlikle düşürürdüm yani, bu şey değil. Psikolojik bunlar ya.
Ömerciğim şimdi bak. Arabanın psikolojisi değişti. Arabanın psikolojisi değişti. Evet. Yok ben 30'lara indikten sonra tatlı bir yani rampa aşağı bile olsa 5. Evet. viteste vites düşürmeden bir ivmelenme yapmadı. Görmedim daha önce. Evet. Rampa problemimizdi. Şimdi 2'ye atlayacağım. Ama biraz erken ama. Erken olsun. Zaten tabii. Biz de erken tork kazandırıyoruz. Çok ufak bir dokunuş bak gaza. Neredeyse 2 ile kalkacaksın yani bu arada. Ya gel, şu an kalkış gibi bir şey. Allah Allah. Arkadaşlar hala bakın 2 ile devam ediyoruz ve gaz vermiyorum ya. Çok hafif hani ufak bir dokunuş yapıyorum. Özellikle boğmaya açık konuşayım. Özellikle boğmaya çalışıyorum şu anda. Yok boğulmadı ve 2000 devire ulaştı. Ben şu an 3'e attım. Şu an 3. vitese attın ve biz de yokuşumuzun finaline geldik. Evet, VGT anlatılmaz yaşanır diyoruz. Efendim ben. Şu var. Şu an 1100 devirde. Araba 3. viteste. Ortalama 20 km hızla hani sokak arasında gidiyoruz. Gaza dokunduğumda silkeleme yok. O biraz garip geliyor. Silkelemiyor. Normalde bu olur. Beni 2'ye falan çekmem gerektirir ki birçok yerde durup tekrardan 1 ile kalktığımı biliyorum. Evet. Şu an 2'deyiz. 2 ile kalkar mısın? Hazır durduk. Kalktı. Kalktı. Kalktı ve bu bahsettiğim silkeleme enteresandır. Yapmadı. Çok garip geliyor. Hakikaten garip geliyor. Ama keyif de veriyor. O işin en püf noktası biliyor musun? Net en püf noktası. Çünkü şöyle bir durum var. Arkadaşlar bu bir abartı değil. Şimdi Ömer yaşıyor. Ömer gibi 13 bin kullanıcımız da yaşadı. Biz de yaşıyoruz haliyle. Bu işin üreticileri ve sahipleri olarak. Buradan sağ dönebiliriz. Ya bu kazanımları deneyimliyorsunuz. Sonra başka bir araba kullanıyorsunuz. VGT'siz bir araç kullanıyorsunuz. Ve o VGT'siz aracı kullanırken kullanıcılarımız zorlanıyor. Cidden zorlanıyorlar. Mantıklı. Bu şu deneyimi yaşadıktan sonra evet gerçekten zorlayabilir insanı bunun olmayışı. Ben en başında da söyledim. Yakıt tasarrufu, hatta senle ilk konuşurken evet, yakıt tasarrufu umurumda değil dedim. Aynı yaksa da benim için sıkıntı değil. Şimdi araba torku düşük bir araba. Tamam beygir 100-101 beygir civarlarında ama tork olarak 1.4 atmosferik motor düşük. Rampalarda vites düşürmek biraz canımı sıkıyordu. Biraz o yüzden ben bu cihaza yöneldim. Ki o rampada da evet bir daha buna ihtiyacım olmayacağı izlenimini aldım. Değil mi? Ki arabayı zorladım. Yani o dik rampada 1000-1100 devirle İkinci viteste çok az bir gazla çıkmak normalde hayalini kuramayacağım bir şey. Peki vakit var mı? Evet. Tamam. Tekrar o rampayı çıkalım. Tamam. Bu sefer yine 1000-1100 devir ikinci viteste gazdan ayağını çekip aynı oranda bir daha basmanı rica edeceğim. Kaç kez yapacağız bunu? Bir defa. Ha, bir kere bas bir çek defa. Yapıp basacağım aynı. Sonra. Tamam deneyelim. Bakalım neler yaşayacağız arkadaşlar. Hayırlısı.